Merhabalar. Ben Gönül Songür. İstanbul'da doğdum. Jimnastik hayatına küçük yaşta başladım. Orta birde daha çok müsabakalara gitmeye başladım. Ama bu arada hem yüzmede hem dans yarışlarında hem atletizmde birçok orada da derecelerim oldu. Ritmik jimnastikte de, ama benim hayatımı yönlendiren, bana çok büyük etkisi olan, çok sevdiğim jimnastik, artistik jimnastik olmuştur. Gerçi eskiden adı artistik jimnastik değil, sadece jimnastikti. Şu anda artistik jimnastik. Çok sevdim ve şuna inanıyorum ki jimnastik benim hayatımı çok fazla etkilemiş olan bir branş. Çünkü kişilik kazandım, kendine güven duygusu verdi, mutluluk verdi, huzur verdi. Hatta şöyle söyleyeyim size, çok komik bir şey. Arkadaşlar diyorlar ki, niye yarışmaya gidiyorsun, çok para kazanıyorsun herhalde. Para kazanmak değil, üstte de para veriyorum ben yarışmalara gittiğim zaman. Ama orada aldığım hazzı anlatmam kimseye mümkün değil. Ancak yaşayan bilir. O kadar içimize işlemiş bir duygu ki kimse onu ancak yapanlar hissedebiliyor. Gerçekten bu işi yapmışsa ki ben Türkiye'deki en eski sporculardan artistik jimnastik, benden evvelkiler de vardır ama böyle Avrupa'ya açılma açısından, yani birçok yarışlara katılmada ilklerden hemen hemen biriyim ve çok seviyorum. Çok güzel çalışmalarım oldu. Çok güzel federasyon başkanlarıyla çalıştım. Allah ölenlere rahmet eylesin. Yaşayanlara da Allah sağlıklı ömür versin diyorum. Mesela bunlardan ilk jimnastiğe beni başlatan, sevdiren Nihat Yılvar olmuştur. Nur içinde yatsın inşallah. Ondan sonra Özkan Bey Nurlar'da yatsın. Özkan Gülipek, Tahsin Albayrak, Oktay Yıldızbek, Atilla Örsel nur içinde yatsın ve şu anda da Suat Çelen'in olduğu devrelerde ben jimnastiği yaptım ve hakemlik, beden eğitimi öğretmenliği, yüzme hakemliği. Aynı zamanda ritmik jimnastikte de antrenör kursunu da verdim, kazandım. Ama hep sevgim, özlemim sadece artistik jimnastik oldu ve hep ona devam ettim ben. Çok mutluyum, çok huzurluyum. İyi ki bu camiaya girmişim. Çok seviyorum. Halen devam etmek için çabalıyorum. İnşallah ömrüm yettiği sürece, beni atmadıkları sürece, atarlarsa onu bilemem. Ama çok özveriyle yaptığımı da düşünüyorum yani. Her ne kadar yaşım ileri olsa da deneyimlerim çok fazla. Bunu ben yaşayarak şey yaptım. Bazı hakemler jimnastik yapmadan da hakem olunuyor. Ama ben çekirdekten yetiştim. Ve ben ve benim gibiler, sadece ben değilim tabii bu konuda. Kendimi de asla met etmiyorum. Ama o kadar güzel duygular içindeyim. Bir de şöyle komik bir şey söyleyeyim size. Jimnastiğin en güzel zamanda Türkiye şampiyonu olduktan sonra bir yarışa daha katıldım. Ondan sonra maalesef evlendim. Ama evlendiğim anda benim jimnastik hayatım bitti. Çünkü eşim kolunu bile kıpırdatamıyordu. Jimnastikle alakası olmayan, hiç sevmeyen, beni de yollamak istemeyen biriydi. Çok üzüldüm. Belki de ondan ayrılmışımdır. Belki de çok şeyim budur. Ayrılır ayrılmaz doğru salonda aldım soluğu. Halen de salona girdiğim zaman bir heyecan. Tarih. Efendim? Tarih kaç? Tarih 60 yok. 80 bir şey. Vallahi unuttum tarihini. Sonra söylesem olur mu? Unuttum onu. Yo, evet, Türkiye şampiyonası 66-67. 67 69 senesi. Öyle söyleyeyim. Evet, 69. Eşimden ayrıldığım soluğu jimnastik salonunda aldım. Ne kadar mutluydum bilemezsiniz. Hangi salonda?
şeyde Kartal Halk Eğitim şeyde Kadıköy Halk Eğitim'de çalışıyorduk. Ve o zamanki minderler çok komikti tabii, kıtık minderler vardı o zaman bizim çalıştığımız devirde. Serimizi tespit ediyorduk. Mesela yer serisinde nereden nereye yapacağız hareketleri. Minderler böyle bir yan yana böyle diziliyordu. Tabii ben übersirak yapıyorum, minder kayıyor, gelip birisi ayağımdan itiyordu. Şimdi o kadar güzel aletler var ki, o kadar mükemmel. Ve çok komik resimlerim de var. Alet şeyde asimetrik paralelde planör yapmak mesela. Şimdi çok komik geliyor ama o zamanki hareketler bunlardı. Düşünüyorum da bir tarih yani tarih gibi olduk. Ama hala da çok seviyorum jimnastiği. Keşke herkes hakemlik yaptığım halde koşa koşa herkesten haber gitmeye çalışıyorum. İnşallah gençler de böyle bizim gibi tutkulu olurlar, bu işe devam ederler. Çünkü çok zor elde ediliyor hakemlikler. Çok emek veriliyor. Ama bir bakıyorsunuz 2 sene sonra o hakemi bir daha bulamıyorsunuz. Eğer jimnastiğin içinden gelmişlerse, başka meslekten değillerse bunlar devam ediyor. Mesela şeyi söyleyeyim, güzel bir anı olarak Türkiye Şampiyonası için Kadıköy Halk Eğitim Salonu'nda merhum Nihat Yılvar antrenörümüzdü. Hepimize ayrı ayrı asimetrik paralelde seriler hazırlamıştı. Gönül Ercan, Peri Ergeler, ben. Şimdi en son sıra bana geldi. Bir hareket gösterdi. Barın üstünden atlayarak geçiş hareketi. O arada ben düştüm. Boynum çok kötü ağrıdı. Korkmaya başladım aletten. Nihat Bey demek ki benim karakterimi biliyormuş ki sen zaten kazanamazsın, sende iş yok dedi. O hırsla bir daha çıktım onun üstüne. Tekrar yaptım. Neyse şeye gittik Ankara'da Türkiye Şampiyonası'na. Tam ısınmaları yapıyoruz. Bu arada Nihat Bey bana diyor ki işte şey seni geçer, Tamay seni geçer, o geçer, bu geçer. Ben hırslanıyorum. Hırslandıkça böyle bir şey yapıyorum. Sonra baktım o zamanki Filip Filak olduğunu isminin bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Tamay bir hareket yaptı. Ben ona baktım ve ilk de ben çıkacağım şeye, yarışmaya. Antrenörüme dedim ki lütfen dedim, ben içeride bu hareketi deneyip böyle çıkmak istiyorum. Ne yapıyorsun Gönül, işte şu anda denenir mi şöyle? Hayır dedim, ben yapacağım. Ve inanın onu o hırsla yaptım ve ilk önce de ben çıktım. Ve bir de yani orada da bir Türkiye birincisi oldum Allah'a şükür. Planör yaparak oldum. Minderleri o zaman ama Ankara'daki salonda böyle minderler ayrı ayrı bu kadar kayan minderler değildi o ilk çalışmalarımda. Bir kere de Müren İndere bana, babası eczacı olduğu için bir yarışmada bir vitamin veriyorum sana dedi. Bak iyi gelir dedi. Bana bir şey verdi ağzıma, böyle emeceksin bunu dedi falan. Ben de ne olduğunu bilmiyorum, vitamin alıyoruz. Allah'ım benim boyum zor yetişiyor asimetrik paralele şeyden zıplıyorum böyle zor yetişiyorum. Orada beni kimse tutamaz oldu. Traplana bir basıyorum, 2 metre daha yukarıda traplana, yani 2 metre değil tabii bu kadar şeyli konuşuyorum ama alt bara geçiyorum, ayağım oturuyor öyle bir yarış. Allah'ım ben zımba gibi uçuyorum havalarda. Fakat yarış bitti. Sonra ben sabaha kadar su içmekten, portakal suyu içmekten yana yana bir hal oldum yani. Böyle bir şeyler oldu. Bir de şey anlatmama gerek. Kupaları bir tarif anlatsanız hocam. Ben hangi kupalar, ha. Çiftler var orada bir sürü. Evet. Bunlar benim jimnastikte kazandığım kupalarım. Görünüşlerine bakmayın, benim gibi eskidiler biraz ama benim için
çok anlamlı, çok değerli. Türkiye şampiyonası, Konya'da yapılan birincilik, İstanbul birinciliği. Aradakiler genelde o zaman Ankara, İstanbul, Konya'da yapılıyordu yarışlar. Bir kere de şeye gittik işte Giresun'a, Metelerle falan. Çok güzel, eskiden ama çok eğleniyorduk, çok güzeldi. Bunlar evimin en değerli şeyleri. Bunlara baktıkça gençliğimi hatırlıyorum, bana moral veriyorlar. Gerçi gene gencim ama evvel ama gencim. Ama ayrı ayrı bir takım Cumhuriyet Gazetesi'nden falan oradan buradan da yazılı şeylerim var, belgelerim. Bunlar da burada gördüklerinizi de göremezsiniz belki ama burada her ülkenin şöyle göstereyim. Bütün ülkeler yarışlarda ki neydi bu? Kaç ülkeyi dolaştınız hocam? Yok ben maalesef şansıma iki kere Yugoslavya'ya gidebildim. Yani yollandım. Hakem olarak? Evet. Balkan şampiyonasıydı. Biri Atilla Bey'in zamanında. Maalesef ben hep Türkiye'de yaptım. O zaman hemen hemen aynı kişiler gidiyordu. Kısmet olmadı diyelim, öyle konuşayım. Yani başka anılar çok çok fazla da kimsenin başını ağrıtmak istemiyorum. Bizim aklımız var. Şey, oryantali anlatıyor mu? Yok. Anlatmayayım, oryantali dans istemesinler. Başka? Sizin zamanınızda kim vardı ilk kız sporculardan? Aynur, Gönül Ercan, Müren, Sevim Atıcı. Şeye çıktınız mı? İlk televizyon yayınlandı. Yok. Üniversitede yayınlandı. Hayır, yer. Hayır. Ben işte o arada şey yaptığım için evlenip falan böyle koptum bir ara. Fakat kopsam da iyi ki ayrılmışım. İyi ki ayrıldım. Tekrar başladım. Bu çok, ben bunu anlatılamaz, tarif edilemez bence bu. Ben edemiyorum fazla. Çünkü bana yaşam kaynağım. Kim ne derse desin, benim için öyle. Belki başkalarına şey geliyordur ama beni hayata bağlayan bir şey bu. İyi ki cimnastikçi oldum, iyi ki varım, iyi ki de var oldum. Efendim? Gençlere bir şey söyleyecek misiniz? Valla gençler tabii bizim gibi değiller maalesef. Onlar daha böyle şey bakıyor. Belki hayat, yaşam şartlarının zorluğu yüzünden. Yani bizim kadar özverili olduklarını düşünmüyorum. Daha böyle lakayt gibi. Yani çok fazla demeyeyim. Çok değerli arkadaşlarımız var, kızlarımız var. Çok değerli hakemler var. Onları bu işten muhat, yani onları saymıyorum. Ama bazıları, yani zaten onlar çok kısa sürede kalıyorlar ve ayrılıyorlar. Çünkü bu özveriyi, bu bazı maddi açıdan düşünüyor, ayrılıyor, hiç para kazanmıyoruz falan filan diye. Yani bizim gibi düşünen az kaldı. Onun için gençler bu işi gerçekten seviyorlarsa, bizim gibi tutkulu olup yapacaklarsa devam etsinler. Ama üzülüyorum mesela, çok değerli hakemlerimiz oldu. Hakemlik açısından çok değerli. Ama bir anda kayboldular. Kimisi küstürüldü, kimisi şey yaptı. Ama bu böyle olmamalı. Çok zor elde ediliyor. Hakemlik olsun, cimnastiğin İçinden gelmek, yarışmacı olmak çok büyük emek istiyor. Çok çok fazla. Ama bunun tam böyle elde etmiş bir şeyi başaracakken
ayrılıp gitmesi, küstürülmesi veya başka sebeplerden, maddi açıdan olsun. Ama genelde böyle bir olaylar oluyor, ayrılıyor, yazık oluyor yani. Ben onların adına üzülüyorum. Camia da onları kaybetmiş oluyor. Çok değerli arkadaşlarımız ayrıldı, koptu. Ben inatla devam ediyorum. Yani gerçekten inat, yani inatla da demeyeyim, ısrarla diyeyim. Allah'tan seviyorlar, beni atmıyorlar. Atarlarsa çok üzülürüm. Çünkü o, mesela uluslararası hakemdim senelerce. İlk uluslararası hakemlerden de aynı zamanda birisiyim. Senelerce, hatta o kartım vardı, Özgür falan resmini çekti kartımın. Onu bugün bulamadım. Sonra yollarım isterseniz. Fakat sonra işte çalışmalarım onlar bunlar. Aynı zamanda okulumda beden eğitimi öğretmenliği yaptım. Beden Eğitim Bakanlığı'nın açtığı dışarıdan böyle bir bitirme, bir seminerlere katıldım. Beden eğitimi öğretmenliği de okullarda yaptım. İlkokul öğretmenliği yaptım. Yüzme hakemliği yaptım. Dans hocalığı yaptım. Dans yarışlarına girdim. Film çekimlerine girdim. Reklamlara girdim. Hayatım bu şekilde, acılarımı, üzüntülerimi, mutsuzluklarımı bunlarla gidermeye çalıştım. İyi ki de jimnastikçi olmuşum ve bu camiadayım. Evet. İyi ki sizler de varsınız. Bütün jimnastik camiasına sevgiler, saygılar, mutluluklar diliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ben de sizlerleyim. İnşallah hep birlikte sağlıkla, mutlulukla var olacağız. Jimnastik her zaman hep yükseklerde olsun inşallah. Herkesin yüzü gülsün, daha çok sporcu katılsın diliyorum. Hepinizi saygı sevgiyle öpüyorum.